Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de şöyle bir soruyla karşılaştık. Bizden istenen satış tutarı 10.000'den büyük, 20.000'den küçük olan değerlerin ortalamasını buldurmak. Yani bu satış tablomuzda satış değeri 10.000'den büyük olup 20.000'den küçük olan tüm kayıtların ortalamasını buldurmak. Bunu düşündüğünüz zaman ilk yapılabilecek şey, ilk aklımıza gelen nokta hemen filtreleri kullanmak. Yani tutar sütunun yanındaki sayı filtrelerine gelip buradan arasında değerini seçip büyüktür 10.000, küçük ya da eşittir 20.000 şeklinde seçip tamam diyelim ve karşımıza gelen sütunu seçtiğimizde bakın ortalama değerin 14.407 olduğunu görürüz. Bu eğer bu rakamı bir kez göreceksek yeterlidir. Ama bu değeri bir yere yazdıracaksak, bir hücreye yazdıracaksak bu şekilde bunu kullanamayız. Eğer işlemini kullanmamız gerekir ve ortalama işlemini kullanmamız gerekir. Filtremizi kaldıralım. Öncelikle şurada yapalım. Eşittir. Ortalama diyoruz. Eğer diyoruz. Parantezi iki defa açalım. Çift parantez. F3 ve F205 aralığındaki değer. Büyük eşit. 10.000. Parantezi kapatıyoruz. Çarpı. Tekrar bir parantez. Aralığımızı yeniden seçeceğiz. Tekrar F3. F205. Küçük. Eşit. 20.000. Parantezi kapatıyoruz. Açtığımız parantezleri kapattık. Noktalı virgül. Artık eğer bu şartlar sağlanırsa şimdi git şuranın ortalamasını al diyoruz. Aralığımızı yeniden seçtik. Parantezi kapattık. İlk parantez eğerin parantezi, ikinci parantez de ortalamanın parantezi deyip Enter'a bastığımızda sonucun 0 olarak geldiğini görürüz. Burada arkadaşlar bunu normal bir formül olarak değerlendirdiğimiz için 0 karşımıza geldi. F2 tuşuna basıp formülümüzü karşımıza getirdikten sonra Ctrl Shift Enter'a bastığınızda bir dizi formülü olarak yani aynı anda birden fazla işlemi yaparak hesaplama yapmasını sağlayıp sonucun 14.406 yukarı yuvarladığınız zaman da 14.407 olduğunu bakın buradan rahatlıkla görürüz.